Benim adım George Olcan. Ben Türkiye'de, Türkiye'nin Mardin şehrinde yaşıyorum. Türkiye'de daha çok Müslümanlar yaşıyor. Ama az sayıda Süryani de var. Ben bir Süryaniyim. Ortaokula gidiyorum. Okulda bana Coşkun diyorlar. Çünkü nüfus cüzdanımda adım Coşkun olarak yazılıyor. Coşkun adı da beni rahatlatıyor. Çünkü birisi George diye seslendiği zaman herkes dönüp bakıyor. Köyde okul olmadığı için manastırda kalıyorum. Manastır okula biraz uzak ama bisikletim var. Dedelerimin dedelerinin bize bıraktığı bir masal var. Masal şöyle başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Hazreti Nuh'un üç oğlu varmış. Ham, Sam ve Yafes. Dünyada kötülükler çoğalınca Tanrı bu kötülükleri temizlemek için günler süren yağmurlar yağdırmış. Bu tufan yağmurlarından yalnızca iyi insanlar Hazreti Nuh ve ailesi kurtulmuş. Sonra Hazreti Nuh bomboş kalan dünyayı üç oğluna paylaştırmış. İşte benim büyük büyük dedelerimin dedeleri Sam'a verilen bu topraklarda doğmuş. Sam'ın oğullarından birinin adı da Aram'mış. Ama bir gün bütün Aram ailesi ateşe ve yıldızlara taparken dedemin dedeleri mukaddes İncil'e inanarak Aramilerden ayrılmışlar. Ve ilk Hristiyanlar olarak kendilerine Süryani kadim demişler. Eskiden pazar ayinleri çok kalabalık olurdu. Köydeyken babamlar da gelirdi. Annem ve babam şimdi Almanya'da. En yakın arkadaşım Yuhan pazar ayinlerine manastıra gelir. Rahip mumları hep Yuhan'la benim tutmam ister. Manastırda herkesin bir görevi vardır. Temizlik, sofra kurma, bağda sebze yetiştirme işlerini hep manastırda yaşayan çocuklar yapar. Ben en çok bağdan sebze meyve taşımayı severim. Yemekleri rahibeler yapar. En çok makarna pişirirler. Üzüm, kavun, karpuz gibi meyveleri bağda biz yetiştiririz. Yuhan'la 5 yıldır arkadaşız. Hiç kavga etmedik. Eşeğine benim de binmeme razı oldu.
günlerimde köye neneme giderim. Bizim köy Middihi bir Süryani köyüydü. Ama şimdi çok az Süryani kaldı. Middihi kalabalık bir köydü. Üç kilisesi aynılarda hep dolardı. Bugün yalnızca bir kilisesi ve tek papazı kaldı. Köyde kız kardeşim nenemle birlikte kalıyor. Nenem yalnızca Süryanice bilir. Yuhan ve ben Süryanice, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve biraz Arapça bilir. Kendi aramızda hep Süryanice konuşuyoruz. Babamların yanına gidince Almanca öğrenirler. Nenem bizimle gelmiyor. O kendi köyünde yaşamak için her şeye razı. Babam Almanya'da daha rahat ve zengin olacağımızı söylüyor. Nenem buna çok kızıyor. Ama herkes gidiyor. Belki bir gün Yuhanlar da gelir. Ama hemen değil. Yuhan babası kuyumcu. Süryaniler kuyumculuk işini çok iyi bilirler. Ama kuyumcuların çoğu da gitti. Çünkü buralardaki terör herkesi korkutuyor. Çarşıda pek çok dükkan ardı ardına kapandı. Yuhan annesi çok güzel yemek yapar. Onlara sık sık gider. هل مش عفيرة وكذاب مش يكون دبعة كذاب لا يكون دبعة ما يكون حولي من ألمانيا مطيولي حر كتلة بهرستين مش يكون دبعة كذاب كثير تبعت شكل مشتاعت ايبا متحوسينة كذات مشتاعت لو لو ما حرفت لها حرلك حرام دمك يا فيلي ذا شيكي حريم طيب هنا ها دي مش تعيا نقا لو كذا مش تعد يا ربي
Almanya'da ne yapacağımı bilmiyorum. Babam ne derse onu yapacağım. Aslında bütün Süryanilerin gitmek zorunda olmalarına kızıyorum. Ama ben de gitmek zorundayım. Çünkü annem ve babam orada. Almanya'da ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bir gün dünyanın bir başka memleketinde kendi çocuklarıma dedelerimin bıraktığı masalı bu topraklarda bir zamanlar Süryaniler yaşarmış diye anlatmak zorunda kalacağımı artık biliyorum. Almanya'ya bu sıra. Ne işler mi?